10 yılını geride bıraktığımız Arap Baharı'ndan geriye kalanlar, bu topraklarda yaşayan insanlara hiç de bekledikleri gibi bir gelecek sunmadı. Sunacağı da benzemiyor. Hilal'in güvenli ve sıcak kollarından kopanlar, iblisin pençesinde kıvranıyor. İsrail ordu sözcüsü Avishai Adre'ye sosyal medya hesabından olayı duyurdu. Adre'ye, Gazze şeridinden İsrail'in güneyindeki Ashdod kendi yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendiğini kaydetti. İsrailli sözcü Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti. Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde geniş çapta hasara neden olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki yakınlaşma çabaları, gizli görüşmenin ortaya çıkması sonrası iki ülke arasındaki ilişkiler tekrar gerildi. Suudi Arabistan'ın dış politika konularında son dönemde değişime gittiğini gösteren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Riyad'ın Kasım ayında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılan gizli görüşmenin sızdırılmasının ardından İsrail tarafından gelen doğrudan ya da dolaylı görüşme taleplerine cevap vermediği ortaya çıktı. 22 Kasım'da Neom kentinde Muhammed bin Selman ve Netanyahu arasındaki görüşme aynı gün İsrail medyasına sızdırılmıştı. Elaf gazetesine konuşan kimliği belirtilmeyen bir kaynak, Kasım ayındaki görüşmenin Netanyahu'nun ekibi tarafından medyaya sızdırılmasıyla iki ülke arasındaki ilişkinin farklılaştığını belirtti. İsrail'in durumu düzeltmek için çaba sarf ettiğini de kaydetti. Riyad'ın İsrail politikasındaki değişimde ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinin de etkisi olduğu iddia edildi. İsrail medyasına çıkan bazı haberlerde gelişmeyi doğrular nitelikte. Haberlere göre Riyad yakın zamanda üst düzey bir İsrailli yetkilinin ziyaret talebini reddettiği belirtildi. İsrailli Yediot Ahronot gazetesi Riyad'ı ziyaret etme talebi reddedilen kişinin Mossad Başkanı Yossi Cohen olduğunu iddia etti. Veliaht Prens ile Netanyahu arasındaki gizli görüşmenin sızdırılması Riyad'da krize neden olmuştu. Suud Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi yalanlarken Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Suud yetkililer görüşmenin Kral Selman bin Abdülaziz'den habersiz yapıldığını belirtmişti. Kral Selman'ın gelişmenin ardından dış politikada ipleri kendi eline aldığı iddia ediliyordu. Bir de Yemen'de yaşananlar var ki içler acısı. Yemen hükümeti, Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde barbarca suçlar işlediğini ve sivilleri idam ettiğini belirtti. Husileri barbarca terör suçu işlemekle suçlayan Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, Husiler ağaçlara astıkları sivillerin cesetleriyle ve barbarca işledikleri terör suçlarıyla insanlığın yüz karası olduklarını gösteriyor tespitini yaptı. Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran destekli Husi milislerin Taiz kuzeyindeki El Hayme bölgesinde evlere baskın düzenleyerek El-Kaide ve DAEŞ'in yaptığı gibi sivilleri meydanlarda idam ettiğini ifade etti. İryani uluslararası topluma Husi milislerin işlediği savaş suçlarını kınama, onları terör listesine alma ve liderlerini cezasız bırakmama çağrısında bulundu. Yemenli insan hakları aktivistleri de günlerdir sosyal medya hesaplarında ağaçlarda sallanan insan cesetlerinin fotoğraf ve videolarını paylaşarak Husilerin El Hayme bölgesinde sivilleri infaz ettiğini dile getiriyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husilerle hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. Kardeşlerim, 10 yılını geride bıraktığımız Arap Baharı'nın Yemen'e bakan kesiminde Mısır, Tunus ve Libya gibi 30 yıldır göstermelik seçimlerle iş başında kalmayı başaran Ali Abdullah Salih'e karşı 27 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanması Salih'in görevden çekilmesiyle sonuçlanmıştı.
Hemen ardından başlayan ulusal diyalog süreçlerinin Yemen'de ciddi bir demokratik süreci işletmesi ve nihayetinde herkesin mutabık olabileceği demokratik bir düzenin tesisiyle sonuçlanması bekleniyordu. İlk etapta Salih'in yerine geçen yardımcısı Abdurrabbu Mansur Hadi, 21 Şubat 2012'de tek aday olarak girdiği seçimlerde ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Ancak aradaki geçiş döneminin yarattığı güvenlik sorunları ve boşlukları orada İran'ın desteklediği Husilere de önemli bir faaliyet ve yayılma alanı açtı. Tabii bu yayılma alanı tamamen ellerindeki silahlı gücün, yanı zorun ve şiddetin sağladığı bir alandı. Husiler 2014 yılında Sana'yı ele geçirerek hükümete zorla el koymuş oldular. Ancak Husilerin İran destekli oldukları yaygın bir algı ve kanaatse de Sana'ya kadar ilerleyerek yönetimi ele geçirmelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de çok önemli bir payı olduğu biliniyor. Bu darbe beklenebileceği gibi Yemen'de ulusal diyalog sürecini tamamen durdurmuş oldu. Yemen'de çok az bir temsili olan Husilerin bütün Yemen'de yönetime el koyma isteği, Şiilik aşısının kendilerine verdiği yönetime hak sahibi tek grup olma iddiasından kaynaklanıyordu. Bu iddia zaten tabiatı itibariyle diyaloğa açık değildi. Ancak bu kadar az bir topluluğun bütün Yemen'i ele geçirmesi ve buradaki kontrolü uzun süre sürdürebilmesi sadece kendi imkanlarıyla olması, hatta İran'ın desteğiyle bile sürdürülmesi mümkün değildi. Bilare, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği, Bahreyn ve Mısır'ın da katıldığı bir koalisyon, Husilerin darbesine karşı kararlılık fırtınası ismi verilen bir askeri müdahale başlattı. 26 Mart 2015'te başlayan bu operasyon başlayalı 6 yılı bulmak üzere. Ancak bu süre içinde Yemen'de iç savaş içinden her geçen gün daha da çıkılmaz hale geldi. Bu süre içinde ülke sadece savaştan değil, aynı zamanda savaşın yol açtığı temiz su, gıda ve sağlık gibi temel hizmetlerin eksikliği yüzünden ortaya çıkan kolera, salgın hastalıklar ve zorunlu yer değiştirmeler yüzünden milyonlarca insanın hayatı allak bullak oldu. Yemen'de açlık ve hastalıklar nedeniyle yaşanan dram, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en büyük insani felaketi olarak adlandırıldı. 6 sene boyunca Yemen halkının %5'ini bile oluşturmayan, silahlı bir örgüte karşı yürütülen bir savaşın, ülkeyi kurtarmak yerine çok daha büyük sorunlarla baş başa bırakması gerçekten trajik bir durum. Aslında trajik olan yanı, bizzat kurtarıcı olarak gelenlerin yanlış yaklaşımlarından başkası değil. Yemen'in şu anda içinde bulunduğu durum sadece Husilerin çok güçlü, bir o kadar zalim, anlayışsız veya gaddar olmalarıyla izah edilebilir bir durum değil. Esas itibariyle Husilerin haksız oldukları kuşku götürmez bir gerçek, ancak o kadar güçlü oldukları da o kadar doğru değil. Onlarla baş edilememesi de üstelik koalisyon güçlerinin çok beceriksiz veya güçsüz olmalarıyla da izah edilemez. Çünkü koalisyon güçlerinin sahip oldukları savaş ve mali güçler ve sahada kendilerine güvenerek onların yardımına bel bağlayan Yemen'in asil halkı birlikte Husi sorununu çok daha kısa sürede ve çok daha az maliyetle alt edebilecek güçteydi. Hali hazırda Yemen'in yerli ve meşru güçleri aslında tek başlarına bırakılsa, hatta Husi tehdidiyle baş etmek için koalisyon güçlerince engellenmese bile kendi imkanlarıyla Husi tehdidini bertaraf edebilecek durumdalar. Ancak sahadan gelen net bilgilere göre ne zaman Yemen'in meşru güçleri Husilere karşı kararlı bir harekata girişseler, karşılarında asıl engel olarak koalisyon güçlerinin karşı operasyonlarını görüyorlar. Şimdiye kadar Husilere karşı dönüm noktası niteliğinde kaç tane saldırının bizzat koalisyon güçlerince engellendiğine dair sayısız örnek yaşanmıştır. Üstelik meşru hükümet güçleri bilhassa Husilere karşı üstünlük sağlayacak nitelikli silahlardan mahrum bırakılarak adeta Yemen'de kaos ve istikrarsızlık durumunun süreklilik kazanması isteniyor gibi bir durum söz konusu. Neden sorunu çözmek çok basitken onu bu kadar zorlaştırmak için adeta kasıtlı bir çaba söz konusu? Emin olun sahada da şu anda devam eden süreç o kadar tuhaf.